Kayseri'de birkaç gün önce hasta yakını Halil Ö tarafından darp edilen aile hekimi Celal Naci Gökçınar, uğradığı darp ile ilgili konuşarak saldırganın kendisine saldırma sebebinin aynı türdeki ilaçların markalarındaki farklılık olduğunu ifade etti. Doktor Gökçınar olay gününe ilişkin şunları söyledi. İşte şahıs çocuğunu getirdi. 3-4 gün önce diş hekimine gitmiş. Diş hekimi antibiyotik yazmış. Ama kuzenim bu antibiyotik yanlış. Sana yanlış ilaç vermişler dedi. Bakayım ilaca dedim. İlaç Croxilex diye bir antibiyotik. Diş hekimi ne yazdı dedim. Augmentin yaz dedi. Dedim eczane yanlış veremez. Bu iki ilaç aynı, sadece markası farklı dedim. Siz bana Augmentin yazın dedi. Sisteme baktım, işte çocuğun 18'ine kadar elinde ilaç gözüküyor. Dedim SGK bu ilacı vermez. Elinde aynı ilaç olduğu için bu ikisini aynı görüyor, alamazsın dedim. Onun üzerine eczaneye gitti. Eczaneden eczacı hanım aradı beni. İşte böyle böyle bir şahıs burada. Siz demişsiniz ki yanlış ilaç vermiş eczane, bunu düzelttir diye. Dedim ben öyle demedim, o ilaç aynı, alamazsın dedim. Dedim biz de aynısını açıkladık ama hasta kabul etmiyor dedi. 2-3 dakika sonra bana geldi. Dedi hani ilacı alamıyordum, aldım falan dedi. Ben de bu antibiyotik reçetesi alamazsın, eczane veremez zaten dedim. İşte sizin doktorluğunuza da, sen ne biçim hekimsin diye kapıyı çarpıp çıktı. Arkadan ben benim hekimliğime laf edemezsin deyince kapı 1-2 saniye sürmez zaten tekmeyle açıldı. Tam karşıda oturan, kamerada gözüken benim eşim. Eşime bir şey olmasın diye ben arada sarıldım, o sırada zaten yumruk yedim. Yumruğu yedikten sonra biraz iterek sandalyeye yatırdım. O sırada işte arkadaşlar geldi. Şahsı benden uzaklaştırdı. Yani ben ne çocuğu muayene ettim, ne benden muayene talebi var. Diş hekimi ve eczane arasındaki verilen ilacın markasını beğenmemekten dolayı. Şikayetçi oldum. Hem bakanlığın avukatı takip ediyor, hem kendi özel avukatım takip ediyor. Ya bu daha önce vardı ama pandemi döneminde daha da arttı. Hatta şöyle söyleyeyim, biz yalnız kaldık. Hep Face'te yorumlarda görüyoruz. İşte cephede askerlere örnek veriyorlar ama hiçbir asker cepheye eşini çocuğunu götürmez. Ben çocuğumu ASM'ye, polikliniğe getirdim. Çocuğumla beraber muayene ettim. Hiçbir asker düşmanı evine götürmez. Ben virüsü eve taşıdım. Benim çocuğum COVID olma riski taşıdı. Hatta çocuğum birinin antikoru bizim haberimiz olmadan geçirmiş. Yani örnek verirken bizimki gizli bir düşman. Biz pandemide tamamen yalnız kaldık ki ben Doktor Acil Destek diye bir grup kurduk. Kayseri'nin temsilcisiyim. Bu yalnızlığı kendimiz çözeceğiz. Ailelerimizi ve doktorları artık kendimiz destek oluyoruz. Bu grubun amacı da pandemide yalnız kalan doktor ve ailelerine yardım etmek. Yani kendi göbek bağımızı kendimiz keseceğiz artık. Vatandaşlara çağrım... Sadece doktorlar olarak değil, yani ben eğitimli kesimi temsil ettiğimizi düşünüyorum. Öğretmenlerimize, doktorlarımıza güvensinler, bizim bilgimize güvensinler. Biz sadece insanlar değil, canlıları seven kişileriz. Yani bizim amacımız insanlara yardım etmek, onlara zarar vermek değil. Yani verdiğimiz kararlarda hep onların iyiliğini düşünüyoruz. Onların farkında olmadığı şeyleri de düşünerek iyiliklerini düşünüyoruz. Yani yaptığımız her şey onların iyiliği için. We'll be right back.